Yıl kaç olursa olsun bazı PlayStation oyunları var ki bir türlü vazgeçemediğimiz ve işte bu listede sizin için onlardan birkaç tanesini derledik. Müzik ile alakanız olsun olmasın, Guitar Hero'nun o sahip olduğu kendine has oynanırlığı ile belli bir zamandan sonra sizin için bir vazgeçilmez oluyor. İçindeki inanılmaz parçalardan elbet kendinize göre bulabileceğiniz gitar çeşitlerine, birbirinden farklı karakterlerinden şöhret yolunda ilerleyen senaryo moduna, PlayStation'ı bağımlılık yapan vazgeçilmezlerinden. Kerbal Space Program, kendinize ait bir bilim kuruluşu olarak uzay programınızı yaratabileceğiniz, işin içine bir kere dahil oldunuz mu çok zor kurtulabileceğiniz, hatta kurtulamayacağınız bir oyun. Bağımlılık yapması tabii ki de normal. Sonuçta uzayın uçsuz bucaksız köşelerini keşfe çıkmak söz konusu diye düşünebilirsiniz. Ama oyunumuzun asıl bağımlılık yapan kısmı uzaya çıkmadan önceki. Yani uzaya çıkmamız için oluşturduğumuz roketimizin olduğu başlangıç kısmı. İlk başta çok minimalistik yaklaşıp oluşturduğumuz ilk birkaç gemimizin patlamasının ardından oyunun aslında bir nevi simülasyon olduğunu farkına varıyor ve işte bu noktada kendimizi çoktan kaptırmış oluyoruz. Hayatta kalma oyunları günümüz oyun türleri arasında belki de bu listede neredeyse herkese hitap edebilecek oyun türlerinden olmuş durumda. Bir adada mahsur kalmış, açlık, susuzluk, soğuk ve diğer oyuncularla mücadele edip hayatta kalmaya çalışırken Ark bunu biraz daha zorlayıp işin içine dinozorları da katmış ve bize diken üstünde bir oynanırlık sunarak zamanı inanılmaz derecede öldürebileceğimiz bir oyun sunmuş. Rogue Legacy adından da anlaşılabileceği üzere Dungeon Crawl Roguelike bir platform bağımsız yapım. Ama onu diğerlerinden ayırıp bağımlısı kılacak olan en büyük şey oynanırlığı. Karakteriniz de bir zindanda uyanıyor ve maceraya başlıyorsunuz. Fakat eğer ölürseniz zindanın en başına geri dönüyor ve rastgele oluşturulmuş bambaşka bir karakterle oyuna devam ediyorsunuz. Ve bu karakterlerin neredeyse hepsinin kendine has bazı iyi ve kötü özellikleri oluyor. Mesela bazı karakterleriniz hiperaktif olup diğerlerine nazaran %30 daha hızlı hareket edebilir veya karşınıza ağzı bozuk bir karakter gelip her cümlesinin sonunda size söylenebilir. Ama sorun yok. Sonuçta kimse mükemmel değil. Bizden bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.